Selam sayın izleyenler Televizyon 3 Haber bültenini izliyorsunuz. Bölgemizde ve ülkemizde olan son çıkan haberleriyle ilgili olarak haberlerimiz vardır izleyelim. 30 gün daha o hal durumu ile ilgili olarak vatandaşlara dün haberler paylaşıldı. Cumhurbaşkanımız Stevo Pendarovski'den yeni 30 günlük kararı, OHAL kararı bütün Kuzey Makedonya Cumhuriyeti vatandaşlarını kapsamaktadır. Hükümet tarafından da geçen ay olağanüstü hal ilan edilmesiyle 18 Mart tarihinden bu yana getirilen kanun hükmünde kararnameler yeni 30 günlük olağanüstü hal kararıyla birlikte yürürlükte kalmaya devam edecekler. Dün düzenlenen Milli Güvenlik Konseyi toplantısında Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, koronavirüs salgının nedeniyle olağanüstü halin 30 gün daha devam etmesi kararına varıldığını duyurdu. Ortodoks camiasının en büyük bayramlarından bir tanesi olan Paskalya bayram hazırlıklarına çoktan başlanmıştır. Bugün büyük cuma, yarın büyük cumartesi ve pazar günü ise tam paskalya günü kutlanacaktır. Mevcut olan bayram mesajları bu seferde... de Hz. İsa ait olan ve onun örneklerine dayanarak önümüzdeki dönem içerisinde tam bu ilkelere dayanarak bu çıkmazdan tam bir çıkış sonucu veya bir çıkış yolu olarak gösterilen mesajlar en iyisi şimdiye kadar böyle parlak insanların ve parlak özellikle kişilerin tam örneklerine dayanarak iyi bir örnek alınması ve buna göre hareket edilmesidir. Bilindiği gibi ülkemizde yaşayan Ortodoks camiası bir hafta önce kutlamaları için hazırlamaya başlamıştır. Pazar günü ise Paskalya Bayramı kutlanacaktır. Başbakan Oliver Spasovski mevcut olan etkinlikleri evinden yönlendirirken mevcut olan Paskayla bayramlarla ilgili olarak kendi konuşmasını ve açıklamasını yapmış oldu. Bunu da zaten birkaç gün önce tamamen kamuyla paylaşmış oldu. Kuzey Makedonya Başbakanı Oliver Spasovski özellikle mevcut olan durumu ve Paskayla bayramının evlerinde geçirmeleri çağrısında bulunurken bazı açıklamaları da birkaç gün önce yapmış oldu. Açıklamasında Spasovski Soski ki şunlara dikkat etmektedir. Vatandaşlara çağırım. Önümüzdeki Paskalya Bayramı'nda da alınan tedbirlere uymaları, grup halinde toplanmamaları ve sosyal mesafeyi korumaları yönünde daha önce de ifade ettiğim gibi bu şartlara yapabileceğimiz en iyi bir şey Paskalya Bayramı'nı evlerimizde ailelerimizle birlikte geçirmek. Şu ana kadar ibadetlerinin kapatılması veya ibadetlerin yasaklanması gibi bir karar verilmemiştir. Bu hiçbir durumda bile söz konusu olamaz. Fakat hem Makedon Ortodoks Lisesi hem de İstanbirliği tarafından sosyal mesafe tedbirleri dahilinde kararlar alınmıştır. Bir kez daha tüm vatandaşları Paskalya Bayramı'nın evlerinde geçirmelerini temenni ediyorum. Ancak bu şekilde bu salgını yenebiliriz diye konuşmuş oldu. Kendisi şu an hükümeti ve geri kalan etkinlikleri evinden yönetiyor. Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar gereğince bugün saat 16'dan başlayarak 85 saatlik sokağa çıkma yasa uygulanacaktır. Yasak sağlı sabah tam 5'te sona ermiş olacaktır. Asker, polis, sağlık personeli, itfaiye gazeteciler ve diğer özel izniler bu süreçte sokağa çıkabilecektir. Acil durumlarda vatandaşlar hastaneye gidebilecek. Engelli vatandaşlar yanlarında sağlık belgelerini bulundurmaları kaydıyla ve bir bir refakatçi ile birlikte sokağa çıkabilecektir. Vatandaşlar belediyelerle anlaşmalı marketlerden online alışveriş yapabilecektir. Gönüllüler bu siparişleri ev adreslerine teslim edecektir. Demek uzun bir hafta sonu bizi bekliyor. Debre Belediye Başkanı Doktor Hekuran Duka her gün yaptığını bugün de yapmış oldu. Özellikle her günkü toplantıdan sonra kamuoyuyla bilgilendirme açısından basın toplantısını düzenliyor. Öte yandan ise kendisi özellikle son iki vakayla ilgili olarak bu müdahalenin bitmesini ve hala devam etmesini konusunda kendi yorumunu yapmış oldu. Vatandaşlar hükümetten gelmiş olan önerilere saygı göstermekten başka bir alternatifinde olmadığını tekrarlamış olduğu. Öte yandan ise hayırseverlik çalışmaları ile ilgili olarak hayırseverlik için önemli olan grup çalışmalarına devam edilmektedir. Öte yandan ise bu hafta sonu ile ilgili olarak bazı marketlerin nöbetçi olarak durmaları ve bununla ilgili olarak ancak ve ancak siparişleri vatandaşlar cep telefondan yapabileceklerini duyurulmaktadır. Bilindiği gibi geçen hafta olduğu gibi bu hafta içinde aynı kararlar ve özellikle öneriler geçerli olacaktır. Devre Belediyesi sakinlerine her taraftan özellikle mevcut olan yardımlar gelmektedir. Şimdiye kadar toplam bin aile civarında bu yardımlardan faydalanmış oluyor. Öte yandan ise Debre Belediyesi'ne ait olan yönetici merkezinden gelmiş haberine göre, Son olarak 620 paket gıda ve temizlik eşyalarıyla vatandaşlara dağıtılmıştır. Öte yandan ise konuyla ilgili olarak Debre Kızıl Haç Organizasyonu'nun çalışmaları da gündeme gelmektedir. Her taraftan gelmiş olan donasyonlar uygun bir şekilde ve planlara göre dağıtılmaktadır. Çoğunu özellikle son olarak ABD'de bulunmuş olan debrelilerin yardımları göz doldurmaktadır. O şekilde son günlerde yaklaşık bin öğrenci için tamamen eğitimle ilgili olarak araç ve gereç konusunda bir yatırım Amerika'nın Dibra Sivil Kuruluşu'ndan gelmektedir. Haber bültenimiz sona erdi. Tekrarlıyoruz. Hükümetten gelmiş olan önerilere riayet gösterelim.